teşekkür borçluyuz. Kendilerinden ricamız bugüne kadar göstermiş oldukları desteği artırarak devam ettirmiş olmaları. Rize maçında başlayan muhteşem destekleri sayesinde Rize maçını aldık. Barcelona'da müthiş bir oyunla, defansif ve kontra atak oyun taktiğiyle güzel bir oyun sergiledik. Bunun neticesinde beraberlik aldık. Bu takım Napoli'ye 4 tane gol atmış, Atletico Madrid'e 4 tane atmış bir takımdı. Dün Osasuna'ya 4 tane attılar. Beşiktaş maçına gelince çok güzel bir futbol oldu. Centilmenlik çerçevesinde her bakımdan takdire şayan bir oyundu. Taraftarımız birinci dakikadan son dakikaya kadar muhteşem bir destek verdiler. Lütfen kendilerinden rica ediyoruz. Ligin sonuna kadar UEFA kupasındaki perşembe günü oynayacağımız çok önemli, belki de tarihimizdeki en önemli maçlardan bir tanesi olan Barcelona maçında ve akabinde bu desteklerini bizden eksik etmemeleri yönünde. Taraftarımız olmadan biz yarım oluyoruz ve futbolcularımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz bu desteği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Lütfen bizi desteklerinden eksik etmesinler. Beşiktaş maçına gelince beklediğimiz bir galibiyetti. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra haklı bir talebimiz oldu. Maalesef hava şartlarından ötürü takımımız İstanbul'a uçamadı. Son dakikaya kadar bekledik. Akabinde hocamızın ve teknik ekibimizin talebiyle İzmir veya Antalya alternatiflerimiz vardı. İzmir'e uçmak zorunda kaldı kadro son dakikaya kadar. İzmir'e uçtuktan sonra antrenman sahasını açan İzmir takımlarının hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Bunu yazılı olarak da açıkladık. Akabinde güzel bir antrenman sürecinden sonra beklediğimiz bir galibiyet aldık. Perşembe günü oynayacağımız Barcelona maçı için güzel bir antrenman ve hazırlık maçı oldu bizim için. Eksiklerimizi görme şansımız oldu. Umarız perşembe günü güzel bir galibiyetle finale kalacağız. Galatasaray'ın kuruluş amacı olan yabancı kulüpleri yenme ilkesini devam ettireceğiz ve hedefimiz UEFA kupasını almaktır. Bunda kimsenin tereddütü olmasın. Bugünkü oyun, perşembe günü oynamış olduğumuz oyun bunun bir göstergesidir. Hem defansif hem ofansif oyun olarak takımın ne kadar kendine güveni olduğu zaman ne kadar güzel bir oyun ortaya çıkardığını hep beraber gördük. Hepinize, herkese tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum, perşembe günü bir şölen havasında bir maç olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda bütün localar, VIP'ler, bütün koltuklar satılmış durumda. Herkesi maça davet ediyoruz. Ekran başında, stattaki taraftarlarımızla sonuna kadar destek olmaya davet ediyoruz. Tekrar ıslıklarıyla, tezahüratlarıyla son dakikaya kadar beraber olalım. Manchester maçında, daha önce Neuchâtel maçında, Juventus maçında yaşadığımız zaferi tekrar kazandıracağız. Arsenal'e karşı kazandığımız UEFA zaferini tekrar kazanacağımızı ümit ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim, şunu sormak istiyorum. Hafta boyunca bayağı bir karşılıklı beyanatlar yaşandı Beşiktaş'ta. Bunun yaşanması, bu ortam takımı olumlu etkiledi mi acaba sizce? Çünkü bugün özellikle ilk yarıda çok iyi bir futbol izledik. Biz polemiklere girmek istemiyoruz. Biz burada polemik için de bu talebi yapmadık. Tek talebimiz Galatasaray'ın fiziki ve bu doğa şartlarından ötürü İstanbul'a gelememesiydi. Başka bir sebebi yoktu. Ben de oradaydım. Biz de bekledik son dakikaya kadar. Ve son dakikada ki hep beraber gördük dün. Hatta bugün bile kar yağışı devam etti. Dün 20 santime yakın kar vardı. Ama amaç burada iyi futbol oynayabilmek için elverişli bir antrenman ve maç ortamını yakalamaktı. Biz bunu İstanbul'da yakalayamayacağımız için, ki mümkün değildi, İzmir'e gittik. İyi de oldu. Tekrar Beşiktaş'a da bu aslında bize katkılarından ötürü ben teşekkür ediyorum. Çünkü biz eğer İzmir'e gitmemiş olsaydık İstanbul'da iki gün antrenman yapamayacaktık. Hocamız, teknik ekibimiz Pasquale'ye başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Çünkü çok baskı yaptılar. Biz antrenman yapmak istiyoruz. Biz Beşiktaş maçına da hazırlanıp o maçı da kazanmak istiyoruz dediler. Bu maçı da kazandık. Tekrar söylüyorum, biz polemik için değil, tamamen Avrupa'da Türkiye'ye bir tane daha UEFA kupası kazandırmak için bu talebi yaptık. Neticesini de aldığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir şey daha sormak istiyorum ben mümkünse. Beşiktaş kafilesiyle birlikteydiniz başkanla, yöneticilerle herhalde.
Biz Sayın Çevi'nin devre arasında çıktığını öğrendik. Acaba bir olumsuz bir şey mi oldu yoksa takımla ilgili bir sorundan dolayı mı ayrıldı statta? Açıkça söyleyeyim, Sayın Çebi'yi kapıda ben karşıladım. Beraber ekibimizle beraber karşıladık. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. Başkanımızla beraber çok güzel bir sohbet ve işte çay kahve içtik. Akabinde protokolde beraber oturduk. Akabinde maçı başladıktan sonra kendi localarımızda protokolde seyrettik. Benim malumatım yok Sayın Çebi ile ilgili. İster yani takdiriniz sizin kendisiyle bu konuyu konuşmanızı tavsiye ederim. Bir şey konuştunuz mu? Benim öyle bir şeyim olmadı. Sorusu olan yoksa teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sağ olun.